Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bizim tüylümüz sonunda tomurcuklandı. Tomurcuklanmakla kalmadı. Üstelik böyle açmaya da başladı. Şunun güzelliğine bakın. Şöyle burada bir tane var. Şuradaki daha tam tomurcuk değil. Hani açmaya yüz tutmuş. Buradaki biraz daha böyle açmamış. Ama önce bu açacak. Şunun rengine bakın. Açtığında nasıl bir şekil alacak merak ediyorum. Şöyle bakın. Arkadaşlar ben bunu aldığımda 5 santimlik saksı içinde küçücük bir, hatta ikiliydi böyle. Hoşuma gitti, tüylü tüylü. Zaman almıştım. Bayağı böyle durdu. Sonra böyle uzun, şöyle uzun bir saksımıza diktik. Bayağı 2 yıldır falan da bu şekilde duruyor saksının içinde. Şunu bakın, diri diri çok güzel. Böyle saksının içinde duruyor. Bayağı güzel gelişim gösterdi. Tabii çiçeklerini verdiği için biraz da şu anda beklemede yani. Çiçekleri tabii gidince daha büyük olacak. Şuralardan şöyle gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum. Şurada aralarda küçük yavrular vermeye başladı. Şu değil de şunun dibinde şöyle. Görünmüyor. Öyle birkaç tane yavrusu var. Ha, bir, iki, ben size söyleyeyim. Bir tane de burada var. Üç. İki tanesini de ayrı yerlere diktim. Bayağı 5 tane falan yavru verdi. Çok güzel. Şuna bakın. Yapraklarının güzelliğine bakın ya. Her yeri tüylü tüylü böyle. Ayrı bir sukulent ama ayrı bir güzelliği var. Arkadaşlar bunlar da Echeveria eleganslarımız. Bunlar da böyle. Şöyle bakınca çiçekleri hala üzerinde duruyor. Bunların da özelliği şöyle alttan şöyle kuruyor. Yukarıya doğru gittikçe alttakiler kuru. Üstten de şu şekilde hem tazeleniyor hem çiçekleri uçlara doğru uzayıp gidiyor. Normalde bunları koparmamız gerekiyor ama neden koparmıyoruz? Çünkü çiçekleri çok güzel. Çiçeklerini koparsak aslında şu ana gövdeleri daha da iri oluyor. Ama ben çiçeklerini sevdiğim için koparmıyorum. Sonra bir müddet bayağı bir olsunlar, gelişsinler. Ondan sonra koparmayı düşünüyorum. Ama şu anda şöyle bir çiçekli dursun istiyorum biraz. Koparmak da kolay olmuyor. Biz bunları bir yıl boyunca bekliyoruz. Nasıl kıyıp koparabilirsin ki buna, baksanıza. Gövdesi kadar bence çiçekleri de çok güzel. Bunlar da Sedum crassulularımız. Biliyorsunuz bunların böyle beyaz beyaz çiçekleri vardı. Bunları kesip budadık. Şu anda dinlenmez evresine geçtiler. Aynı böyle semizlik yapraklarına benziyor. Ama onlar da biraz böyle küçüldüler sanki, böyle beklemeler, dinlenme. Nasıl insanlar iş yapınca dinleniyor, yorulunca, aynı bunlar da öyle. Ama sonbahara doğru da yapraklar irileşip tekrar tomurcuğa. Çünkü tomurcukları bayağı üstünde duruyor bunların. Böyle yeşil yeşil açıyor. Çok güzel. Hani açması dahi böyle tomurcukları yeşil yeşil, iri iri güzel. Bunu da seviyorum. Bir de çok güzel koku veriyor bu. Öyle yani. Şöyle sabah çiçeklerimiz.
Bunlar reyhanlarımız. Gün geçtikçe gayet güzel bir şekilde büyüyorlar. Arkadaşlar şu da Yasemin. Şöyle bakınca bu kocaman bir ağaçtı. Geçen senelerde hatta videolarımda vardır. Bu sene don vurdu galiba. Biz buna bu ağaç türü diye bir şey olmaz diye elememiştik. Bu da kurudu. Ben de onu şuradan bakın. Şöyle bahçe makasıyla dibinden budadım. Budadıktan sonra şöyle çok güzel bir tekrar şey çıkardı. Fışkırdı yani dibinden, güzel dallandı. Dibinde iki tane daha var böyle. Bu çiçeği kurtardığımıza çok sevindim. Yoksa üzülürdüm yani, kaybetseydik. Çok güzel açıyor çünkü.